Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri soru kitabında 2. bölüm 8. testin çözümünü yapacağız. Yani açılarına göre özel üçgenler konusunda pekiştiriyorum. Testindeyiz arkadaşlar. E hadi çözüme başlayalım. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır diye soruluyor. Öncelikle bu bc ile ad arasında ne verilmiş arkadaşlar? Şu ad ile bc arasında bir uzunluk verilmiş. Ne verilmiş? bc uzunluğu zaten x, ad uzunluğu da 2x olarak verilmiş. Arkadaşlar burası 2x. Eyvallah. 15 75 90 üçgeni var mı burada? Var. 15 75 90 da aklımıza ne geliyordu? Haşa 4 haş. Hemen şunu çizsek hocam burası haşken burası ne olacak? 4 haş. 4 haş 2 x eşitse haş buradan x bölü 2'ye eşit oldu? Aynen öyle. Evet haş x bölü 2 ve şuradaki üçgende karşımıza bir şey çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Ne özel bir üçgen bu. 90'ın karşısı x hangi açının karşısı x bölü 2'dir? Tabii ki 30'un hocam. Ben burası 30 yaptı. Buradaki kaçta kaç yaptı? 60 derece yaptı. Hocam 90-75 ise buraya 15 kalır. Buraya da 45 kalır. Bak 45'i mantığı kullanmam lazım. E hocam büyük 30-60-90 ama büyük üçgende hiçbir kenar yok. Ama şu 45'i kullanmam lazım. O zaman 45 ile 30'un olduğu üçgene bakacağız. Yani şu üçgene bakacağız arkadaşlar. E bu üçgende hop şöyle iki özel içi mantığını kullanacak olursam. Dik çizecek olursam. Hocam 30-60-90 üçgen çıktı. Burada da 45-45-90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası 3 köküç olur. E 45 45 olduğu için x kenar dik üçgenden burası da 3 oldu. X de buradan ne bulduk? 3 kök ile 3'ün toplamı şeklinde bulduk arkadaşlar. Yani cevabımız 3 artı 3 kök 3 oldu. Birinci soru böylelikle denizli oldu. Geldik 2'ye. Arkadaşlar bu önemliydi. Herhangi bir dörtgende işte 60 60 ya da 45'e 45 ya da 30 30 gibi açılar gördüğünüz zaman hemen x kenar üçgeni tamamlamanız şiddetle tavsiye edilir. Hop yani çünkü şuradan dik çizseniz 90'ın karşısı, karşısı 5 iken 30'un karşısı 5 bölü 2 ile uğraşacaksınız. Gerek yok. Tamamla kardeşim şunu. Ne çıktı burada? 30 30 120. Hocam 30 30 120 üçgen direkt çıktı. E 8 kök 3 ise burası 8, burası da 8 olacaktır. Buraya kaç kaldı o zaman? 3. Tamamı 8 olduğundan buraya kaç kaldı? 5. E, 120 var. 120 var, 3 var, 5 var. Büyük ihtimalle arkadaşlar siz şuradaki üçgende ne yapacaksınız artık? Hocam kosinüs teoremi yapalım diyeceksiniz ama ben biraz kosinüs teoremine karşıyım. Hocam kenarlar tek, Yapacak bir şey yok. Sanki burada siz de kosinüs teoremi yapacaksınız dediğinizi duyar gibiyim. Hayır kardeşim ben uğraşırım. Nasıl uğraşırım? 120 ya. Hocam burası 3 burası 5. Tek başıma olsam şöyle uğraşırım. Hocam 3'e 5 ya. Yani şu 120'nin mantığını kullanmak için ya burada katmışım mantığını ya da burada katmışım mantığını kullanırım derim. Şuradaki 60'ı kullansam şuradan dik çizsem 90'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3 bölü 2 ile uğraşacaksın hocam. Yapacak bir şey yok. Öbür türlü de 5 bölü 2 ile uğraşacağım. 60'ın karşı da 3 bölü 2'nin kök 3 katı olacaktır. Sonra Pisagor bağıntısı yapıp x'i bulurum. Ya da ne yaparız? Hocam 3'ün 5'in hesabını yapacağımıza. Hocam 3 ile 5'in 2 katını alırız. 6'ya 10 deriz. Sonucu mesela atıyorum 12 bulduk. Cevapta kaç çıkar o zaman? 6 çıkar. Tamam anladınız mı? Ben olsam öyle yaparım ama. Neyse bunu böyle yazdık. Burada Pisagor bağıntısı. Bazen burada da işlem kalabalığından korkmamak lazım. Burası da 13 bölü 2 mi yapıyor? 3 bölü 2 ile 5'in toplamı evet 13 bölü 2 yapıyor. O zaman x'in karesi neye eşit oldu arkadaşlar? 3 kök 3 bölü 2'nin karesi artı 13 bölü 2'nin karesi yapar. Buradan x kare buradan neye eşit oldu? 27 bölü 2 artı 169 bölü 2 değil pardon 4. Bölü 4 yaptı. E buradan x'in toplamı kaç yaptı arkadaşlar? 9, 7 daha 16, 8, 9. O zaman kaç yapıyor arkadaşlar bu? Evet 196 bölü 4 yaptı. 14'ün karesi 196. E, 4'ün de karesi ya yani 2'nin de karesi. Yani kare kökünü alacak olursak x de buradan kaç yapıyor? 14 bölü 2 yapacağından cevabımız da kaç olur? 7 olur. Yani ikinci soru böylelikle Cehan oldu. Geldik 3'e. Eşitlik var. Bak soruyu ilk defa görüyorum. Valla billahi ilk defa görüyorum. Akmana gelecek Ortada var. Başka bir çare yok arkadaşım. Hemen soruya bakıyoruz. Zaten BC uzunluğu K iken Adam bize Ali Bey uzunluğunu 2K demiş. Burası kök 2K demiş. Kök 2K olarak vermiş. E ne yapacağız hocam? E burada bir eşitlik var. Eşitliği orta taban çizeceğiz. İster böyle çizin ister böyle çizin. Ya da e, büyük ihtimal şöyle çizeceksinizdir arkadaşlar. Tabii ki orta taban çizmeyi biz eşitliğin olduğu yerden öğrettik ama bazen buradan da çizmede olabiliyor. İşimizi mesela burada bu daha da kolaylaştırıyor. Orta taban bu sefer dışarıda oluşturalım şöyle. Paralel çizdiğimiz zaman yani burası dik oldu. E, Ort taban oldu. K iken burası da K oldu mu arkadaşlar? Oldu. E bakın dikkat edin. K kök K. Pisagordan burası da K çıkar. İkisi dik üçgen çıktı. Yani 45 45 90 üçgen çıktı. E, X artı 45 de X artı 45 de 90'a eşit olacağından ikisi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 45 derece olarak buluruz. Yani 3 soru. Böylelikle C -han çıktı. Geldik dördüncü soruya. 30 45 Valla 2 iç açı bir dış açı tam burası direkt ne yaptı? 75 yaptı. Burası da 15 yaptı. E 15 75 90 soruda vardı. Benim çizimimde olmadı? Kendi emeğimle dik çizseydim ve karşıma 15 75 90 çıktı, çıksaydı gittiğim yol yol değildi. A burada kendiliğinden çıktı. E burada ne yapacağız hocam? E 15 75 90 daha hala hazırda varsa bildiğimiz tek bir şey var. O da haşa 4 haş. Haşken x dediğimiz 4 haş arkadaşlar. E haşa 4 taşı yapınca hocam şurada bir şey çıktı bak. Şurada güzel bir şey çıktı. Ne çıktı? Bir dik üçgen çıktı. Buradaki dik üçgen 45 90, burası da 45. Yani şurada kaçın tamamı 45. En çıktı 6 kökki ise burası da 6, burası da 6 olacak. E Burası 6 iken burası da kaç olur o zaman arkadaşım? 24 olur. O zaman dördüncü sorunun cevabı böylelikle Ceyhan oldu. Geldik beşinci soruya. Şekilde 90'lar fazla olduğunda arkadaşlar dikdörtgen oluşturun. Allah aşkına dikdörtgen, dikdörtgen, dikdörtgen. Dikdörtgeni oluşturalım arkadaşım. Dikdörtgeni nasıl oluşturabiliriz? Şöyle bir dikdörtgen oluşturduğumuz zaman. Eee? 2 kök 3 ise burası 2 kök 3. 6. 6 ise burası da 6 mı? 90 ise burası da 90 mı? Evet. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki 30'u da kullanmamız lazım bizim. 30'u kullanmak için bir hamle. Bir hamle bir hamle. E ne yapalım arkadaşlar burada? 2 kök 3. 30'un mantığını ben kullanabiliyor muyum? Burada kullanamıyorum. He. Şuradan mı şey yapsak arkadaşlar? 30'un mantığını kullanmak için normalde şöyle yapmam gerekiyor gibi hissettim. Hocam Pisagor'dan burayı bulsak sonra buradaki Pisagor'dan yapsak ama 30'un mantığını kullanamıyorum burada. E ne yapalım burada? Şunu uzatsam şöyle devamlı getirsem 30 60 90 üçgeni öyle oluşuyor değil mi? E 30 60 90 üçgeni böyle oluşsun bakalım. Böyle oluştuğu zaman ne oldu arkadaşlar? E, şuradaki iki kök falan kullanmam gerekecek benim. E burada ne yapalım o zaman? Şurada da bir dik üçgen oluşturmak için hamle yapmalıyım. Şuradan bir dik çizsem arkadaşlar şöyle. Dikdörtgen oluştursam iki kök ise burası iki kök şu dikdörtgenin demek ki ben burada çizmeyecekmişim. 30 mantığından dolayı o dikdörtgeni buradan çizecekmişim. E, çizince 2 kök 2 kök yazdık. Başka da bir şey 6'yı falan kullanamadık. Kullanırız bir şekilde. 30 90 ise burası kaç? 60. Aa, burası da 90. 60 90 ise burası 30 yaptı. Burası da 60 yaptı. 60'ı karşı 2 kök 30'un karşısı kaç yaptı? 2. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da kaç oldu? 4 oldu. Peki. 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 Burası 2. Tamam 5'ti. Buraya kaç kaldı? 3. 3 ise burası da 3 müdür? Evet. Şimdi şuraya bakacak olursak toplam şu uzunluk kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu. 90'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 9 bölü 2'dir. E x de buradan ne olacaktır? 9 bölü 2'nin kök 3 katı olacaktır. Yani cevabımız böylelikle 9 kök bölü 2 yaptı. Bak ne yaptım? Açıya yoğunlaştım. 30 var. 30-60-90 oluşturmalıyım dedim. Şuradan dik çizsem şunu kullanamıyordum. Burada dikdörtgen oluşturacağım belliydi. E şunu uzatınca dikdörtgeni de şurada oluşturmak mantıklı geldi. Soru kendiliğinden aktı yani arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ben bu soruları harbiden ilk defa görüyorum arkadaşlar. Soru üzerinde yorum yapmak işte bu şekilde. Yani nasıl yorum yaptığımı da sizlere de gösteriyorum. Bu yorumu siz de bu şekilde yapın diye. O yüzden böyle öncesinde sorulara bakmıyorum. Gayet de hoş oluyor bence. Bilmiyorum ama neyse hayırlısı. Altıncı soruya geldik. Ne üçgeni arkadaşlar bu? 30-60-90 üçgeninden dolayı 60'ı karşı 8, 40'ı 30'un karşı 8. E o zaman burası kaç yaptı arkadaşlar? 30'un karşı 8 ise burası da 16 yaptı. Sonra ADC'yi kaç vermiş? ADC. Arkadaşlar ADC açısını 135 vermiş. ADC. E hocam ADC açısı 135 ise e o zaman buraya kaç derece kaldı? 45 derece kaldı. Değil mi? Evet. E burada dengesiz oldu ama ha 135 pardon 75 derece yaptı. E tamam 75 90 o zaman burası da 15. Hocam 15 75 90 direkt karşımda var. O da haşa 4 açtı. Yani burası x iken burası ne olacaktır? 4x. E 4x 16'ya eşitse x de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Yani 6. soru Balıkesir çıktı. Geldik 7'ye. E, i̇ki iç açının toplam bir dış açıdan hemen buraya 75'i yazdık mı? Yazdık. 75 90 ise burası 15 oldu. Ve hocam şu üçgende bir 15 75 90 üçgeni var mı? Var. Hocam şurası haşken burası nedir? 4 haştır. E haş 5 bölü 2 ise e, 4 haşı e kaç buluruz arkadaşlar? 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 mu bulduk? Evet. Şurası 10 çıktı arkadaşlar. Sonra ne isteniyor bizden? AB çarpı AD. AB çarpı AD isteniyor. Ha. Arkadaşlar bir dik üçgen çıktı mı karşımıza çıktı. Dik üçgenin kenarları ile ilgili bir şey soruluyor bize. Şu kenarlar çarpma. Bu kenarlar çarpma istenildiği için. E, hocam dik üçgenin dik kenarlar çarpma deyince aklımıza alan geldi. X çarpı Y bölü 2 eşit midir arkadaşlar alan? Evet aynı zamanda taban çarpı yükseklik bölü 2 eşit midir? Çünkü batırlayın bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Yükseklik eksisi alandan gidin diye ispat e, alandan gidin diye de daha öncesinde de söylemiştik zaten. E burada x çarpı y isteniyor alan. Bu muhabbeti biliyorsunuz. O yüzden x çarpı y bölü 2 aynı zamanda 10 çarpı h bölü 2 yani 5 bölü 2 bölü 2'ye eşit olacaktır. Bölü 2'ler gitti. Şununla da şu sadeleşti. 5. 5 kere 5 25 mi yaptı? Evet x çarpı y de buradan 25 geldi gençler. Yani 7. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 8'e. 60 90 ise burası 30 derece olur. 60 sa 90 sa burası da 30 derece olur. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu üçgenlerin çevreleri toplamını vermiş. Bizden BC artı EC isteniyor. Arkadaşlar şu 30'un karşısına x dersek 90'ın karşısı 2x'tir. 60'ın karşısı x köküştür. Burada da 30'un karşısına y dersem 60'ın karşısı y köküştür. Burası da nedir? 2y'dir. Şimdi çevreleri toplamını vermiş. Şu üçgenin çevresi nedir? 3x artı x köküç. 3x artı x kök 3 artı şu üçgen çevresi nedir? 3y artı y kök 3. Bunların toplamı 12 artı 4 kök Hocam burada 3x artı 3y var. 3 parantesini alsam x artı y yapar. Artı şurada da kök 3x kök 3y yani x kök 3 artı y kök 3 var. Burada da arkadaşlar kök 3 parantesini alsam x artı y mi yaptı? Evet. Bu da 12 artı 4 kök 3 ise o zaman x artı y buradan kaç gelir arkadaşlar? Bakın 4. 4 koysanız 12 yapıyor. 4 koysanız 4 kökçe yapıyor. 12 artı 4 kökçe elde ediyoruz. E o zaman x artı y 4 ise bizden de zaten x artı y isteniliyor. Cevabımız böylelikle c han çıktı arkadaşlar. 8. soru c han oldu. Geldik 9'a. Direkt 30 60 90 üçgenleri var mı? Var. E hocam burası da 60. Burası da 60. Burası da 60 mı? 60. Bu 60'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 9 bölü kök 3'ten. 9 kök bölü 3'ten ne yapar? 3 kök 3 mü yapar burası? Evet. 30'un karşısı 3 kök ise 90'ın karşısı kaç yapacaktır? 6 kök yapacaktır. E, buradaki üçgen 60'ın karşısı 6 köküse, ise 30'un karşısı köküçe bölünmüş hali 6'dır. E, 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12'dir. E, buradaki üçgende de 60'ı karşısı 12 ise 30'un karşısı köküçe bölünmüş halidir. 12 bölü kök 3. Kök e çarparsak 12 kök 3 bölü 3'ten 4 kök geldi. 30'un karşısı 4 kök ise burası da 8 kök yapar. 60'ın karşısı 8 kök ise 30'un karşısı da kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. Böylelikle kaçıncı soru? 9. sorunun cevabı Akçay oldu. Geldik 10. soruya. Evet, ABC x kenar dik üçgeninde AB ile ilk eşit kenarlar 12 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Hemen şu ABC x kenarı üçgeni çizelim isterseniz. Şöyle ve şöyle çizdik. Hemen üçgenimiz böyle olsun tabi. Eşit kenarlar AB ve BC olduğundan dolayı arkadaşlar. Şöyle çizdik. Bu kenarlarda kaçar kaçar verilmiş. ABC hocam burası da 12 verilmiş, burası da 12 verilmiş. Sonra diyor ki bize D noktası. Bu üçgenin hipotenüsü D noktası işaretlenip diyor. Şöyle. Hocam bu arada x kenar dik üçgen olduğundan 45'leri de atlamayalım. Hemen bunları da yazalım. Sonra D işaretlenip bu noktadan çizilen doğru BC kenarını E noktasında ve AB'nin kenarının uzantısını F noktasında kesmektedir. Evet. Buradan bir doğru çizecek için BC'yi kesecek ve AB'nin uzantısını da kesecek şekilde. Aynen bu şekilde olmaz mı arkadaşlar? Bu üçgenimiz. Evet. Burayı E noktasında kesecekmiş. Burayı da F noktasında. AB'nin uzantısını F noktasında kesecekmiş. Peki bizden ne isteniyor? DF uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şimdi ne yapabiliriz? Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Şöyle bir moteşem 3'ü çizsek. Ya şu uzunluğu bulmaya çalışırken pek işime yaramayacak gibi. Özel bir durum çıkmıyor çünkü. Özel açılı üçgen falan filan çıkmıyor. E ne yapacağız hocam burada? Hocam burada eşitliği kullanabiliriz. Eşitlik varsa bir de başka aklımıza ne gelebilir? Ortaban. Hocam bir ortaban çizgisi çizecek olursak böyle. Ortaban çizgisi paraleldir. 12 ise burası alttır. E paralel ise 90 ise burası da 90'dır. Hatta 90 45 ise burası da 45. 6 ise burası da 6 yaptı. Burası da 6 yaptı. E AF uzunluğunda bana 12 demiş. E, 14 demiş. Hocam AF uzunluğu 14 olduğundan 12'si buradaysa buraya 2 kaldı. Ve artık benim işim şu üçgende ve bu üçgende bakacak olursam arkadaşlar. Hocam burası 6. Burası kaç? 8. 6 8 ne üçgeni? 10 üçgeninden DF'yi kaç buluruz arkadaşlar? 10 olarak buluruz. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle Denizli çıktı. Ve geldik 11. soruya. Şekilde verilen üçgen katlanmış. Böyle bir katlanmış. Sonra bizden BD ile DE farkı isteniyor. Katlamalarda ne yapıyoruz? Hemen eski haline şöyle bir geri getiriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım eski haline şöyle bir geri açalım. Açtığımız an üste binen kenarlar birbirine eşit. üste binen açılar birbirine eşit. 60-90 ise burası kaç? 30. Hocam 30 yani burası da 30 burası da 60 mı? Evet. 30 sa burası da 30 mudur? Üst üste binen açılar eşit. Hocam üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Üst üste binen kenarlar burada da eşit. Üst üste binen açılar eşit ya da ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir aynı zamanda açı ortaydır. Burası da 60 60 yaptığını zaten görüyorsunuz. E hocam burada 30 60 90 üçgeni var. Bu 30 60 90 üçgeninden başlayalım. Genelde 30'un karşısından başlıyoruz zaten. 30'un karşısına A dersem 60'ı karşısına A kök 3. E o zaman burası da A kök 3. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir arkadaşlar? 2A'dır. E 8'i kullanmadık. 8'i kullanmak için büyük üçgende kullanacağım. Hocam burası 2 kök 3 2 kök 3 A artı 8 olduğundan. Bak büyük üçgene bak. 90'ın karşısı 2 kök 3 artı 8 ise 30'un karşısı ne yapar arkadaşlar? Yarısı. Kök 3 A artı 4 yapar. E 30'un karşısı buysa 60'ı karşısı da kök 3 katı yapacaktır. Kök 3 A'nın kök 3 katı 3 A artı 4'ün kök 3 katı 4 kök 3 yaptı. Hocam 3A artı 4 kök 3 2A'sı buradaysa buraya ne kaldı o zaman? A artı 4 kök 3 bu kaldı. Evet şu ikisinin toplamı bakın dikkat edin arkadaşlar. Şu ikisinin toplamı 3A artı 4 kök 3 yaptı. E o zaman soru çıktı mı? Çıktı. BD uzunluğu bulduk mu bulduk. A artı 4 kök 3 eksi bizden D uzunluğu isteniyor. A isteniyor. A'lar gitti. Cevapta da böylelikle 4 kök 3 çıktı. Ve böylelikle cevabı E direbit bulduk. Ve 8. testi böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 9. testin çözümünü yapacağız. Yani üniversiteliğin testlerine geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.